28 Haziran 1914'te Gavrilo Princip, tarihin akışını değiştirecek iki el ateş ederek tüm kıtayı paramparça etti. Princip'in attığı iki kurşunla meydana gelen feci olaylar zinciri göz önüne alındığında, bunun tarihteki en ölümcül anlardan biri olduğu söylenebilir. 20. yüzyılın gidişatını muhtemelen tek başına yeniden şekillendiren adam, 1894'te Bosna'nın küçük Obleş kasabasında doğdu. Princip'in doğum tarihi 13 Haziran 1894 olmakla birlikte Bucak siciline 13 Temmuz 1894 olarak kaydedilmiştir. Bu çatışma 19 yıl sonra görülen mahkemede çok önemli bir rol oynayacaktı. Babası Petar, kendisinden 14 yaş küçük, Nana olarak da bilinen yerel bir kadın olan Maria ile evlendi. Petar ve Nana'nın 4 kızı ve 5 oğlu olmak üzere toplam 9 çocuğu oldu. Ve bunlardan sadece 3'ü hayatta kalabildi. Princip, erkek kardeşi Jova'dan 7 yıl sonra doğan 4. çocuk ve 2. erkek çocuktu. Princip doğduğunda annesi ona erkek kardeşi Spiro'nun adını vermek istedi. Ancak yerel rahip Aziz Gabriel'in bayram gününde doğduğu için Gavrilo olarak adlandırılması gerektiğinde ısrar etti. Çiftçilikle geçinen aile çok fakirdi. Petar, çiftçilikten kazandığı paranın 3'te 1'ini ev sahibine ödüyor, bu yüzden geçinemediği için postacı olarak da çalışıyordu. Fakat ne olursa olsun Gavrilo, 9 yaşında okula gönderildi ve burada iyi bir performans sergiledi. Princip, 13 yaşında evden ayrıldı ve kardeşi Jova ile yaşamak için Saraybosna'ya gitti. Jovo, küçük erkek kardeşini Saraybosna'daki askeri okula başvurmaya teşvik etti ve böylece bir subay olarak kariyer yapabileceğine inandı. Okuldaki ilk 3 yılı olaysız geçti. Princip iyi bir öğrenciydi, ketum ve doymak bilmez bir okuyucuydu. 3. yılının sonunda klasik bir liseye geçiş yapmaya karar verdi. Kardeşi Jovo değişiklikten yana olmasa da isteksizce kabul etti. 1911 yılında mezun oldu. 1911 yılı Princip için kritik bir yıldı. İdealleri değişmeye başladı ve Büyük Sırp davasına daha derinden dahil oldu. Sırbistan'ın Güney Slav halklarını bağımsız bir ulus olarak birleştirmeye yardım etmek zorunda olduğuna hararetle inanıyordu. Kısa bir süre sonra Princip, fikirlerini eyleme dönüştürecek bir grupla temasa geçti. Karael. Karael, Mart 1911'de kurulmuş gizli bir toplumdu. Sırp hükümetinin, Avusturya Macaristan'ın Bosna Hersek'i ilhak etmesine izin vermesine derinden içerleyen muhaliflerden oluşuyordu. 1878 Berlin Anlaşması uyarınca, Avusturya Macaristan, Bosna'daki Osmanlı vilayetini işgal etme ve yönetme yetkisini almıştı. Sırp milliyetçileri bu eylemin Bosna topraklarını ellerinden haksız yere kaptığına inanıyordu. Aynı anlaşma uyarınca büyük güçler, yani Avusturya Macaristan, Birleşik Krallık, Fransa, Alman İmparatorluğu, İtalya ve Rus İmparatorluğu, Sırbistan Prensliğini 4 yıl sonra tam egemen bir devlet olarak resmen tanıdı ve Sırbistan Kralı 1. Milan oldu. Obrenović Hanedanı'ndan olan Sırbistan hükümdarları, anlaşmanın belirlediği sınırlar içinde hüküm sürmekten memnundu. Bu durum, Mayıs 1903'te Dragutin Dimitrijević liderliğindeki Kraliyet Sırp Ordusu subaylarının Sırp Kraliyet Sarayı'nı basmasıyla değişti. Şiddetli bir savaştan sonra saldırganlar kralı 30 kez ve kraliçeyi 18 kez vurdu. Kraliyet cesetleri daha sonra soyuldu ve vahşice kılıçtan geçirildi. Kral ve kraliçenin cesetlerini saray penceresinden atarak sadıkların karşı saldırıya geçme tehdidine son verdi. Öldürülen kralın yerine Karadordević hanedanından 1. Peter getirildi. Yeni hanedan daha milliyetçi, Rusya'ya daha dost ve Avusturya Macaristan'a uzak duruyordu. Önümüzdeki 10 yıl boyunca Sırbistan gücünü inşa etmek ve 14. yüzyıldan kalma imparatorluğunu kademeli olarak geri almak için harekete geçtiğinde Sırbistan ve komşuları arasındaki anlaşmazlıklar patlak verdi. Karael'in hedefleri tüm etnik Sırpları birleştirmek ve Doğu Avrupa'da Avusturya yönetiminden tamamen özgür olacak bir Güney Slav Federasyonu oluşturmaktı. Karael üyeleri genellikle orduda ve hükümette iyi konumlanmış pozisyonlarda bulundular. Bu nedenle Sırbistan ve Bosna'da dahil olmak üzere birçok ülkede yeraltı devrimci ağları kurabildiler. Ayrıca üyelerine kritik bilgi ve silahlar da sağlayabiliyorlardı.
Princip, Avusturya-Macaristan makamlarına karşı bir ajitasyona karıştığı için 1912'de okuldan atıldı. Kısa bir süre sonra şehirden ayrıldı ve 170 millik bir yolu yürüyerek Belgrad'a vardı. Ve burada başlıca komplocu ve kötü şöhretli bir kara el üyesi olan Binbaşı Tankosiç'in önderliğinde Osmanlı Türklerine karşı savaşa katılmaya çalıştı. Princip'in bir hastalık geçmişi vardı ve 1912'de kara ele kabul edilmesine rağmen aktif görev için uygun görülmedi. Ancak sağlık durumu onu iyi liderlik özelliklerine sahip güçlü bir kişilik olarak gören örgütün lideri Binbaşı Tankosiç'in dikkatini çekmesine engel olmadı. Morali çok fazlasıyla bozulan Princip, Saraybosna'daki kardeşinin yanına döndü ve birkaç ayı Belgrad'a gidip gelerek geçirdi. Belgrad'da kararlılığıyla Sırp Çetnik örgütünün kurucularından Rafajlović'i etkilemeyi başardı ve diğer 15 genç Bosna üyesiyle birlikte Çetnik'in Vranje'deki eğitim merkezine giderek ateşli silahlar, bomba ve bıçaklar üzerine eğitim aldı. Bu eğitim sırasında Avusturya-Macaristan egemenliği ortadan kaldırılarak Güney Slavlarını federal bir ulusta birleştirme arzusu su yüzüne çıkmaya başladı. Princip bu amaca ancak bir hükümet yetkilisinin veya iktidardaki Habsburg İmparatorluk ailesinin bir üyesinin ortadan kaldırılmasıyla ulaşılabileceğine inanıyordu. 1913 baharında Avusturya-Macaristan ve Sırbistan arasındaki ilişkiler kritikti. İki güç arasında savaş yakındı. Komşu bölgelerin Sırp fetihleri Avusturya-Macaristan'ı tehdit ederek Bosna'nın asker valisinin olağanüstü hal ilan etmesine neden oldu. Parlamentoyu feshetti. Hukuk mahkemelerini askıya aldı. Sırp derneklerini kapattı ve Bosna okullarının kontrolünü devraldı. 1914 yılının Haziran ayında meydana gelecek olaylar için artık her şey hazırdı. Avusturya-Macaristan ordusu Saraybosna'da askeri manevralar düzenlemeyi planladı ve Arşidük Ferdinand ve eşinin orduyu gözden geçirmek için orada olmalarına karar verildi. Arşidük Franz Ferdinand'ın Saraybosna'ya resmi bir ziyarette bulunacağı öğrenildiğinde, dünya tarihinin en yıkıcı eylemlerinden biri için çarklar hareketlendi. Sırbistan Başkanı Nikola Pašić komployu duydu. Ülkeyi terk etmeye çalıştıklarında tutuklanmaları için talimat verdi. Ancak emirleri yerine getirilmedi. Princip, komplocu arkadaşları Muhammed Mehmet Pašić, Danilo İliç, Vaso Kubrilović, Kvijetko Popović, Misko Jovanović ve Veljko Kubrilović ile güçlerini birleştirdikleri Bosna'ya geldi. Suikastçiler daha sonra kara elden bombalar, tabancalar ve ele geçirilmeleri durumunda kullanmaları için siyanür kapsüller aldılar. Haziran 1914'te Ferdinand, General Oskar Potiyerkin, ordunun genel müfettişi sıfatıyla ordu manevralarını denetleme davetini kabul etmişti. Arşidük, Avusturya-Macaristan İmparatorluğuna düşman bir ülkeyi ziyaret etme tehlikesinden habersiz değildi. Seyahatini iptal etmesi için defalarca uyarılmasına rağmen 23 Haziran 1914'te eşi Düşes Sophie ile yola çıktı. 28 Haziran'da Franz ve Sophie, önceden planlanmış bir rotada Saraybosna şehrini gezmek için üstü açık bir arabaya bindiler. Güzergah, izlemek isteyenler için daha öncesinden yayınlanmıştı. Ne yazık ki bu bilgi aynı zamanda Princip ve yardımcı komploculara kurbanların tam yerlerini de vermiş oldu. Konvoyun önceden duyurulan programdaki ilk durağı bir askeri kışlanın kısa bir incelemesiydi. Programa göre saat 10'da konvoy Apel Rıhtımı yoluyla belediye binasına gitmek için kışladan ayrılacaktı. Saraybosna'daki güvenlik düzenlemeleri sınırlıydı. Buna göre ziyaret eden tarafın koruması Saraybosna polisine bırakılmış ve pazar günü sadece 60 kadarı görev başında kalmıştı. Suikast günü 28 Haziran, Aziz Vitus'un bayramıydı. Sırbistan'da buna Vidovdan denir ve Osmanlı Sultanı 1. Murat'ın bir Sırp tarafından öldürüldüğü 1389 Kosova Savaşı'nı anar. Princip, Kabrinović ve Genç Bosna'nın diğer üyeleri Kosova mitini yeniden canlandırarak 1. Murat'ı öldüren Miloš Obilić'ten ilham aldılar. Kabrinović mite derinden dalmış, kendini Kosova kahramanlarıyla özdeşleştirmişken, Princip ise Güney Slav edebiyatının kahramanlık ideallerini yücelten en ünlü eserlerden biri olan Petrović Nijegoš'un Dağ Çelengi'nin tamamını biliyordu.
28 Haziran 1914 Pazar sabahı İliç, 6 suikastçıyı konvoy güzergahı boyunca konumlandırdı ve onları cesaretli olmaları için teşvik etti. Konvoy ilk olarak Mehmet Basiç'in önünden geçecekti. Mehmet Basiç, arkasında bir polisin durduğunu ve bombasını atmaya fırsat bulamadan tutuklanacağını düşünmüş ve eylemi gerçekleştirmekten vazgeçmişti. Böylece konvoy ilk suikastçı Mehmet Basiç'i geçmiş oldu. Kubrilovic'i de Mehmet Basiç'in yanına yerleştirmiş ve onu bir tabanca ve bomba ile silahlandırmıştı. O da başarısız oldu. Güzergahtaki bir sonraki adam Kabrinoviç'ti. Saat 10.15'te Kabrinoviç öne çıktı ve bombasını Arşidük'ün arabasına doğru fırlattı. Bomba arkaya katlanmış, dönüştürülebilir kapaktan sokağa sekti. Bombanın zaman ayarlı fünyesi bir sonraki arabanın altında patlamasına neden olarak o arabayı devre dışı bıraktı ve patladığı yerde bir krater oluştu. Arabanın içerisindeki Erich von Meritzi ve Kont Boswaldek ağır yaralandı. Yaklaşık bir düzine seyirci de şarapnel parçalarına maruz kalmıştı. Kabrinoviç siyanür hapını yutmuş ve Mijaka nehrinden atlamıştı. İntihar girişimi başarısız oldu. Çünkü eski siyanür sadece kusmaya neden oldu. Polis Kabrinoviç'i nehirden sürükledi ve gözaltına alınmadan önce kalabalık tarafından ciddi bir şekilde dövüldü. Konvoy bombadan etkilenen aracı arkalarında bırakarak belediye binasına doğru hızla uzaklaştı. Konvoy yüksek hızla yanlarından geçerken Popovic, Prinçip ve Grabes harekete geçememişti. Franz Ferdinand ve Sophie planladıkları programdan vazgeçerek bombalı saldırıda yaralanan kişileri hastanede ziyaret etmek istediler. Baron Morsey bunun tehlikeli olduğunu öne sürmüş fakat kraliyet konvoyunun güvenliğinden sorumlu Oscar Potierk, "Sence Saraybosna'nın her yeri suikastçilerle mi dolu?" diye karşı çıkmıştı. Ancak Potierk de Düşes Sophie'nin belediye binasında kalmasının daha iyi olacağını kabul etti. Fakat Baron Morsey Sophie'ye plandan bahsettiğinde Sophie, "Arşidük bugün kendini gösterdiği sürece onu bırakmayacağım." diye tartışarak belediye binasında kalma tekliflerini reddetti. Saat 10.45'te Franz Ferdinand ve Sophie bir kez daha üçüncü arabayla konvoya geri döndüler. Çiftin güvenliğini sağlamak için General Oscar Potierk, İmparatorluk konvoyunun Apel rıhtımı boyunca doğrudan Saraybosna Hastanesi'ne gitmesi gerektiğine karar verdi. Böylece kalabalık şehir merkezinden kaçınmış olacaklardı. Konvoy sürücüleri planlardaki değişiklikten haberdar edilmemiş ve bunun sonucunda sürücüler yanlış rotaya girmişti. Ferdinand'ın arabasında yolcu olan General Potierk, şoför Franz Josef Caddesi'ne döndüğünde değiştirilen güzergahın izlenmediğini fark etti. Şoföre itiraz etti ve o da arabayı yavaşlattı ve daha sonrasında geri geri gidip caddeden çıkmaya çalıştı. Moritz Schiller kafesinin yanında duran Prinçip fırsatı değerlendirdi ve 9 mm'lik FN Browning model 1910 tabancasıyla 5 fit mesafeden iki kez ateş ederek Ferdinand'ı şah damarından ve Sophie'yi karnından vurdu. Vurulduktan sonra Sophie hemen bilincini kaybetti ve Franz Ferdinand'ın bacaklarının üzerine çöktü. Fakat Arşidük bilincini kaybetmeden önce son olarak Sophie'ye "Sophie, sakın ölme, çocuklarımız için hayatta kal" diyebilmişti. Franz Urban, kraliyet çiftini valinin ikametgahı olan konağa götürdü. Ancak geldiklerinde ikisi de hala hayatta olmasına rağmen kısa süre sonra yaralarından hayatlarını kaybettiler. Cesetler SMS Viribus Unitis savaş gemisiyle Trieste'ye, ardından özel trenle Viyana'ya taşındı. Çoğu yabancı kraliyet ailesi katılmayı planlamış olsa da açıkça davet edilmediler ve cenazede ölen çiftin 3 çocuğu ve imparatorluk ailesinin yakınları vardı. Tabutların halk tarafından görülmesi yasaklandı. Arşidük ve karısı Düşes İmparatorluk mahzenine gömülemediği için Arşteten Kalesi'ne defnedildi. Franz Ferdinand ve karısını vurduktan sonra Gavrilo Princip intihar etmeye çalıştı. Ancak etraftakiler tabancasını ele geçirdi. Ayrıca siyanür hapını yutmasına da izin vermediler. Princip ve komplocu arkadaşları olay yerinde tutuklandı. Suikast gecesi Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun diğer bölgelerinde, özellikle günümüz Bosna Hersek ve Hırvatistan topraklarında, ülke çapında Sırp karşıtı programlar ve gösteriler vardı.
Avusturya-Macaristan makamları Saraybosna suikastçilerini, kendilerine yollarında yardım eden ajanları ve köylüleri tutukladı ve yargıladı. 28 Temmuz'da Avusturya-Macaristan Sırbistan'a savaş ilan etti ve Avrupa'nın büyük güçleri arasındaki kırılgan barış, Birinci Dünya Savaşı olarak bilinen yıkıcı çatışmayla çöktü. 4 yıldan fazla süren kan dökülmesinden sonra Büyük Savaş, ittifak güçlerinin sonuncusu olan Almanya'nın müttefiklere teslim olmasıyla 11 Kasım 1918'de sona erdi. Almanya'ya dayatılan sert şartlar ülkede kızgınlığa yol açtı ve bu da 20 yıl sonra İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle sonuçlandı. Suikastçılar ve gizli ağın kilit üyeleri Ekim 1914'te Saraybosna'da yargılandı. Toplam 25 kişi hakkında suçlamada bulunuldu. Ne Princip ne de Kabrinoviç Karael ile sessizlik kodlarını çiğnedi. Princip, "Nereye nişan aldığımı bilmiyorum ama görünen veliahtı hedef aldığımı biliyorum. İki, belki de daha fazla ateş ettiğime inanıyorum. Çünkü çok heyecanlandım. Kurbanlara vurup vurmadığımı söyleyemem. Çünkü anında insanlar bana vurmaya başladı. Suikastin başka biri tarafından başlatıldığını ima edenler gerçeklerden uzaklaşıyor. Bu fikir kendi aklımızda ortaya çıktı ve biz kendimiz uyguladık. Savunmamda söyleyecek bir şeyim yok," diyordu. Muhammed Mehmet Basiç Sırbistan'a kaçmayı başardı. Her şeyi başlatan adama gelince 19 yaşındaki Gavrilo Princip ölüm cezasından 3 hafta farkla kurtuldu. İronik bir şekilde devirmek için savaştığı Habsburg yasaları 20 yaşından küçüklerin ölüme mahkum edilmesini yasaklıyordu. Bunun yerine 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Princip 1918'de tüberkülozdan ölmeden önce 4 yıl hapis yattı. Öldüğünde sadece 40 kiloydu. Sağ kolu aşırı iskelet tüberkülozu nedeniyle daha önce ampute edilmişti. Kalıntılarının Slav milliyetçileri için bir hatıra olacağından korkan hapishane gardiyanları Princip'i gizlice isimsiz bir mezara gömdü. 1920'de mezardan çıkarılacak ve San Marco mezarlığındaki bir şapelin altına gömülmek üzere Saraybosna'ya getirilecekti. Princip'in ateş ettiği nokta bir plaket ile işaretlenmişti. Kaldırımdaki kabartmalı ayak izleri 1992-95 Bosna Savaşı sırasında yok edildi. Avusturyalı Cizvitler tarafından uzun süre gözaltında tutulan Princip'in tabancası şimdi Viyana'daki Askeri Tarih Müzesi'nde kalıcı serginin bir parçası. Bazı çevrelerde terörist olarak anılan, diğerlerinde ise milliyetçi bir kahraman olarak selamlanan Princip, tarihin akışını değiştirdi. Belki Princip'in niyeti sadece Yugoslavya'yı birleştirmekti. Fakat istemeden dünyayı sonsuza dek değiştirecek bir olaylar zincirini harekete geçirdi. Eylemleri o kadar yıkıcı ve korkunçtu ki, Büyük Savaş olarak adlandırılan trajediye sebep oldu.